Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Doktor Selahattin Ertuğrul Erdoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Doktor Ertuğrul Erdoğan. 1997 yılında Sakarya'da dünyaya geldim. Lise eğitimimi Bursa'da tamamladım. Bursa Anadolu Lisesi'nde. Daha sonra 2015 senesinde tıp fakültesine girdim. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesini bu sene itibariyle bitirdim ve şu anda hekim olarak hizmet veriyorum. Harika. Peki bu yoldaki hedefleriniz neler? Öncelikle 2 senelik zorunlu görevimiz olacak. Devletimize aldığımız eğitimimize istinaden vermemiz gereken bir hizmetimiz var, bir yükümlülüğümüz var. Hı hı. İlk önce bunu tamamlayıp daha sonra da uzmanlığımı alarak ülkeme, aynı zamanda hastalarıma iyi bir sağlık hizmeti vermek istiyorum. Harika. Neden tıp bölümünü seçtiniz? Bununla alakalı verebileceğim birkaç tane cevap var aslında. Ama tabii ki kendi yönelimim, isteklerim, hedeflerimin dışında babamın çok büyük bir hayaliydi. Üniversite sınavında çok yüksek bir puan yaptıktan sonra belli bir bunalım dönemi olmuştu. Neyi seçsem mi, seçmesem mi diye. O dönemde babamın bana, oğlum ben üniversite sınavına girdiğim zaman yapamamıştım. Eğer ben senin yerinde olsaydım bir an bile tereddüt etmezdim cümlesini kurduktan sonra gözümü kapatıp tıp fakültesi tercihlerini sıralayıp tıp fakültesine girdim. Harika. Hedeflerinize adım adım ilerlemişsiniz ve ulaşmışsınız diyebiliriz. Hepsine demeyelim ama çoğuna, evet. Çoğuna ulaştım. Süper. Pekala, işinizin zorlu ve keyifli yönlerini konuşalım mı biraz? Valla zorlu kısmı aslında şu, her meslekte olduğu gibi tabii ki çok zor ve çok keyif veren yanları var. Ama en zor kısmı bana kalırsa insanla uğraşıyor olmak. Çünkü temelde biz tedavi yöntemlerini veya hasta yaklaşımlarını sürekli bir algoritma üzerine tasarlarız. Yani hastada bu semptom varsa şuna doğru ilerle, bu semptom yoksa şu tanıyı aklından çıkart tarzında algoritmalar üzerinden ilerliyoruz. Ve bu algoritmalarda bazen hastanın bize verdiği doneler, yani bizim ona sorduğumuz sorularda belki vermesi gereken cevabı vermemesi ya da hastanın tabii ki insanlık hali o gün çok farklı bir modda olması, belki solundan kalkmış olması, bizler için uğraşması ve gerçekten başa çıkabilme açısından çok zorluk çıkartabiliyor. Hı hı. Bu bana kalırsa en büyük problem, yani problem demeyeyim, en büyük zorluğu bu. Kaldı ki bunun yanında tabii ki yan etme olarak söyleyebileceğimiz birkaç tane daha zorluk var. Bunun başında Türkiye'deki sağlık sisteminden dolayı fiziksel olarak çok yıpratılan bir meslek aslında doktor, hı hı, hekimlik. Bu bağlamda 48 saat süren nöbetler, gerçekten mobbingin çok üst düzey olması, sadece acil için değil daha başka diğer bölümlerde poliklinik şartlarının da çok üst düzey olmaması tabii ki mesleğin zorlukları arasında sayılabilir. Keyif veren yanlarına gelecek olursak da, yani bazen bir hasta geliyor ve siz onun derdine derman olduğunuzda bir anlık, yani sadece çok içten bir teşekkürü, bir gülümsemesi, bir tebessümü gerçekten bütün günlük o stresinizi, yorgunluğunuzu, her şeyi alıp götürebiliyor. Bu hani benim gerçekten en keyif aldığım noktalardan biri. Kaldı ki tıp fakültesi açısından söyleyecek olursak gerçekten bitmeyen bir derya deniz. Hani öğrenmeye bir kere başladıktan sonra bitirdim dediğinizde aslında kendiniz bitiyorsunuz. Çünkü bitmesi gibi bir olanak yok. Sürekli kendinizi yeniliyorsunuz. Sürekli kendinizi güncel ve aktif tutuyorsunuz. Hı hı. Bu da gerçekten mesleğin insana mental olarak çok zevk veren bölümlerinden biri. Pekala. O zaman biraz da sağlığımızdan bahsedelim. Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? Şimdi sağlık, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre birkaç komponentten oluşuyor. Bu sadece biyolojik olarak, yani fiziksel sağlığımız değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal sağlığımız da var. Yani Dünya Sağlık Örgütü sağlığı 3 komponentte açıklıyor. Biyolojik, fiziksel sağlık, sosyal sağlık, yani bu insan ilişkileri, interaksiyonlar ve son olarak da zihinsel sağlık. Hı hı. Şimdi fiziksel sağlık gerçekten biz hekimlerin başlıca korumalı, öncelikle korumalı, daha sonra tedavi, eğer hastalanmışsa hasta, tedavi etmemiz gereken bölüm. Fiziksel sağlığı korumak için yapmamız gereken şeyler de temelde gene 3 ayrılıyor. Bunlar fiziksel aktivite, beslenme ve uyku. Ki uyku gene diğer komponentlerde olan zihinsel sağlığın da sağlanması için gerekli olan olmazsa olmazlardan biri. Şimdi fiziksel aktiviteye baktığımızda gene Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre haftada en az 150 dakika, bunu isterseniz 70-80 olarak ayırın, isterseniz her gün 20-20-20, bir gün 30 dakika olacak şekilde
fiziksel aktivite gerekli. Bu 150 dakikalık fiziksel aktivitenin dışında 2 saatlik yani 120 dakikalık da kardiyolojik aktivite dediğimiz kalp nabzının normal rutinden yükselterek ve alçaltarak belli skalada izlediği bir kardiyolojik aktivite gerekli. Ve bu 150 dakikanın da en az 2 günü muhakkak ağırlık dediğimiz yani bizim Türkiye standartlarında baktığımızda fitness salonları veya gym dediğimiz yerlerde ağırlıklarla haşır neşir olarak yapmamız gereken yani vücudumuzdaki çizgili kasları aktive edecek şekilde yapmamız gereken aktiviteler. İkinci komponente geldiğimizde, beslenmeye geldiğimizde bu benim kendi tecrübemle gördüğüm kadarıyla Türkiye'de artık gelişmeye ve farkındalığın oluşmaya başladığı bir evre. Çünkü kronik hastalıklar gerçekten artık popülasyonumuzda çok sık ve tanısı alınan durumlar olduğu için insanların artık beslenmesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bunun başında hipertansiyon, bunun dışında diyabet, tip 2 diyabet çoğunlukla gibi hastalıklar olduğu için hastaların muhakkak beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bu bağlamda da yine makro ve mikro besinlerimiz var. Bunlar makro besinlerde karbonhidrat, yağ ve proteinler. Mikro besinlerde de vitaminlerden başlayarak minerallere doğru giden bir skala var. Makro besinleri tabağımızda aslında belli porsiyonlarda bulundurduğumuzda gerçekten dengeli ve sağlıklı bir beslenmeye ulaşıyoruz. Bunların içinde karbonhidratları tabağımızın yarısını kapsayacak şekilde. Kalan yarının yarısını yani tabağın dörtte birini proteinlerle, kalan dörtte birin yarısını yağlarla ve o diğer kalan boş dörtte bir de bizim mikro besinler dediğimiz işte C vitamini olur, D vitamini olur, omega 3 olur. Gerçekten elzem olan ZMA tarzı takviyeler olur. Bunlarla doldurduğumuzda aslında zaten sağlıklı ve dengeli bir tabak ve beslenme oluşturmuş oluyoruz. Yani bunun dışında baktığımızda yapmamız gerekenler gibi bir de yapmamamız gerekenler var. Bunlarda da gerçekten uzak durulması veya kullanımının sınırlandırılması gereken besinler var. Bunlar nedir? Rafine şeker. Rafine şeker gerçekten insanın vücuduna hani nasıl söyleyeyim toksik bir maddenin vereceği zarardan çok daha fazla zarar verebilen bir madde. Vücutta işte damar tıkanıklığından tutun nefes darlığına kadar birçok probleme sebep verebiliyor. Bunun dışında tabii ki bizim bağımlılık yapıcı dediğimiz alkol, sigara veya uyuşturucu maddelerden kesinlikle uzak durulması lazım. Herhangi bir şekilde bu maddelerin tüketiminin güzellemesinin yapılmasının veya insana işte ya şu kadar tüketirseniz şöyle faydası olur tarzında bir açıklama mantıklı değil. Bunun sebebi de şu. Doğada bulunan her türlü gıda veya besin bir pozitif bir de negatif yanları vardır. Ve biz bir besini faydalı veya zararlı derken artısının mı eksiden daha fazla yoksa eksisinin mi artıdan daha fazla olduğunu ele alarak konuşuruz. Siz bir hastaya kalkıp ya senin damar tıkanıklığının daha iyiye gitmesi için günde bir bardak viski içersen iyi gelir denmesinin hiçbir akla yatar bir tarafı yok açıkçası. Bu şekilde özetleyebiliriz. Devamında da günlük minimum 7,5 saatlik bir uyku gerçekten insanın zihinsel ve fiziksel olarak toparlanması için ve hormonal dengesinin sağlanması için kesinlikle gerekli. Pekala. Sizin en güçlü yönünüz nedir? Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Valla benim en güçlü yönüm sanırım istikrar ve disiplinim. Ya benim hayatımda 25 yaşıma gelene kadar beni bu getirdi. Hala daha bu götürüyor. Ve hayatımın kalanında da bu götürecek beni. Harika. Pekala. Sizce başarı nedir ve başardığınız en büyük şey neydi bugüne kadar? Başarı sanırım kümülatif bir mutluluk oluşturmak. Geçmişten ileriye doğru kendi hayatınla alakalı ve kendinle alakalı bir mutluluk oluşturabiliyorsan ve bunu etrafındaki insanlarla da paylaşabiliyorsan, senin mutluluğunla mutlu olan veya onların mutluluğuyla mutlu olabileceğin bir kitle oluşturabiliyorsan bence başarı budur. Harika. Pekala, sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak sizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Açıkçası gerçekten Allah hepimize bir beden yaratmış ve tek bir yaşama hakkımız var. Onu iyi kullanalım, iyi bakalım. Çünkü hayatımızın sonuna kadar bu bedenin içinde yaşayacağız. Ha, bazı problemler olur, bize başvurursunuz. Biz onların üstesinden geliriz. Geri kalan durumlarda da mutlu, sağlıklı bir hayat bence bütün izleyicilere hak ettiği bir şey. Pekala, çok teşekkür ederim katıldığınız için ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Başarılar diliyorum mesleğinizde. Çok teşekkürler.
Evet sevgili İşi Bilen izleyicileri, bugün sağlıklı yaşamdan bahsettik. Konuğumuz Doktor Selahattin Ertuğrul Erdoğan'dı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.